Merhaba, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Gole başlıyoruz. Gerçekten çok dolu bir akışımız var. Futbol görüntüleriyle, futbol değerlendirmeleriyle, dosyalarla dolu bir program oldu. Öncelikle tabii her zaman olduğu gibi Premier Lig'den başlayacağız. Hafta içi mesaisi vardı. Manchester City beklenmedik şekilde Newcastle United'a yenildi ama bundan faydalanamadı Liverpool ya da bir puan faydalanabildi. Leicester City ile berabere kaldılar Anfield'da. Puan farkı 5. Hala şampiyonluk yarışı çok açık Premier Lig'de. Ardından Romario ile ilgili görüntülerimiz var. Onun doğum günüydü. Real Madrid'in toparlanma emarelerini gösterdiğini söyleyebiliriz. Solari yönetiminde 11 maçta 8 galibiyet aldılar. Şampiyonluk çok uzak ama Şampiyonlar Ligi en gerçekçi hedef olarak duruyor ve transfer sezonunda malumunuz sona erdi. Transfer sezonu ile ilgili son sözlerimizi söyleyeceğiz. Önce Premier Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak, ne gibi detaylar var, birlikte izleyelim. Premier Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta içi mesaisinde ilginç şeyler yaşandı. Manchester City 1-0 öne geçtiği maçta Newcastle United'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük bir yer almış olsa da rakibi Liverpool'da sahasında Leicester'la berabere kalarak büyük bir fırsatı tepti. Şampiyonluk yarışında zirvedeki ikilinin puan kayıplarından yararlanan Tottenham oldu. Harika bir sezon geçirmemesine rağmen lig ikincisi Manchester City'nin sadece 2 puan gerisinde bulunan Mauricio Pochettino'nun öğrencileri Premier Lig'in 25. haftasının açılışını yapacak. Rakipse City'ye şoku yaşatan Newcastle. Tottenham'ın zirveyi takip etmek istiyorsa böyle maçlarda hata yapma lüksü yok. Newcastle ise küme düşme hattından biraz olsun uzaklaştı. Kuzey Londra'da bizleri oldukça zevkli bir mücadele bekliyor. Chelsea hafta arasında bir ezimet yaşadı ve Bournemouth deplasmanında 4-0 yenildi. Böyle büyük takımların böylesine farklı yenilgileri genelde reaksiyonla dönmelerini sağlar. Ayrıca içeride büyük bir kriz var. Mauricio Sarri ve Eden Hazard gerginliği sahaya da yansımış durumda. Eğer bir çözüm bulunamazsa Pogba-Mourinho krizi gibi tüm takımı etkileyen bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Bu şartlar altında maviler lig sonuncusu Huddersfield'ı konuk ediyor. Cenk Tosun'un son maçlarda yeniden ilk 11'e döndüğü Everton, Wolverhampton'la Goodison Park'ta karşılaşacak. Everton kötü gidişe hafta içi maçında Huddersfield karşılaşmasıyla son verse de menajer Marco Silva tartışılmaya devam ediyor. Gerçekten de nefes almaları için bu maçı da kazanmaktan başka çareleri yok. Pazar günü programındaysa oldukça zorlu iki maç var. Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından muhteşem bir çıkış yaşayan ve yeniden ilk dört için iddialı bir duruma gelen Manchester United, bu sezon büyük altılıya sorunlar yaşatan Leicester City'ye konuk olacak. Solskjaer'in önemli sınavlarından birisi olan bu maçta bakalım kazanan kim olacak? Premier Lig'de haftanın maçı Manchester'da oynanacak. Newcastle yenilgisi sonrası şampiyonluk yolunda büyük yer alan Pep Guardiola'nın öğrencileri sahasında Arsenal'ı ağırlayacak. City için kritik bir maç. Mutlaka kazanmak zorundalar. Arsenal'ın bu sezonki tek hedefi ilk dört içinde yer almak. Kazananın mücadelesine devam edeceği, kaybeden ise gerçekten çok şey kaybedeceği bir maç bizleri bekliyor. Özellikle ev sahibinin kaybetmesi demek artık şampiyonluk hayallerinden iyice uzaklaşmak olabilir. Haftanın kapanışını pazartesi günü lider Liverpool yapacak. Kırmızılar deplasmanda West Ham United karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Hafta içi mesaisinde City'nin puan kaybı sonrası oynadılar ve o stresi çok da iyi yönetemediler. Bakalım bu maç öncesi Manchester City'nin alacağı sonuç onlar üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Tabii Liverpool fırsatı değerlendiremedi dedik. Sonuç olarak 2 puan daha açabilirlerdi, 7'ye çıkartabilirlerdi, 1'de kaldı. Bu farkın açılması. Ancak şöyle bir durum var. Klopp'a da soruldu. Maç sonrasında Liverpool'un da net bir penaltısı hakem Taylor tarafından es geçildi. Anlamak kolay değil. Net bir penaltıydı çünkü. Şimdi transferlere bakalım. Transferlere geçmeden önce Ruud Gullit'in
Higuain transferiyle ilgili söyledikleri var. Bournemouth'a 4-0 mağlup oldu Chelsea. Bu maçtan önce transfer gerçekleştikten sonra Ruud Gullit'in, eski bir Chelsea'li biliyorsunuz, aynı zamanda bir teknik direktör, Hollanda futbol efsanesi, şunu düşünüyor Higuain'in transferiyle alakalı olarak. Ben katılmıyorum ama şimdi Ruud Gullit'in söylediklerinin de aksini söylemek bu tür konularda pek mümkün değil tabii, cesaret ister. Higuain eski moda bir golcü, Chelsea'nin ihtiyacı olan tarzda bir oyuncu değil. Higuain'in gol atması için ona sağdan, soldan ortaların gelmesi lazım. Hazard ve Willian topa sahip olmayı seven, topla içeri kat eden ve şut çekmeyi seven oyuncular. Bu durumda Higuain çok fazla top alamaz, diyor Gullit ve ekliyor. Bence ihtiyaçları olan Liverpool'daki Firmino gibi orta sahaya gelip top alan, aynı zamanda ceza sahasında da iş yapabilen bir oyuncuydu, diyor. Ve Giroud ve Alvaro Morata'ki Atletico Madrid'e gitti. Onun için iş yapamadığını söylüyor. Ben Higuain'in, evet tabii Higuain'e de top gelmesi lazım, buna katılıyorum. Ama Higuain ceza sahası çevresinde, içinde dışında tek vuruşla çok iyi skor bulabilen bir oyuncu. Dolayısıyla Higuain'in Chelsea'de başarılı olacağını, Eden Hazard ve Willian'la da iyi anlaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü Napoli'de de hatırlayacaksınız, oynadı ve çok başarılı olduğu dönemde işte Dries Mertens, Callejon gibi, Insigne gibi yine benzer özellikle toplu oynamayı, toplu haşır neşir olmayı son derece seven futbolcularla ortak olup çok önemli iş çıkartmıştı. Oradan da Juventus'a gitmişti Gonzalo Higuain. Şimdi transferlere bakalım hemen kısaca. İngiltere'de de transfer dönemi sonuçlandığına göre merak ediyorsunuzdur. Bunları ekledik 2 hafta önce. İlk başladığında bir 10 günlük süreç içerisinde neler değişmişti onlara bakmıştık. Sonrasında yeniler de var. Christian Pulisic Chelsea, ama sezon sonunda bu transfer daha doğrusu fiziksel olarak gerçekleşecek. Hukuksal olarak imzalar atıldı ama takıma sonra katılacak. Miguel Almiron, Newcastle United 24 milyon euro karşılığında transfer oldu. Dominic Solanke Liverpool'dan Bournemouth'a gitti 21.2 milyon euroya. Musa Dembele Tottenham'dan Guangzhou RF'e transfer oldu. Yine Çin'e giden iyi bir Avrupalı oyuncu. Marouane Fellaini son olarak, o da Çin'e transfer oldu. 12 milyon euro bedelli, ki Manchester United'da Jose Mourinho döneminin en önemli adamlarından birisiydi. Çok eleştirilmesine rağmen Jose Mourinho'nun neredeyse can simidiydi. Skor alamadığında, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Marouane Fellaini forvete gönderiyordu ya da yedekten direkt oyunu alıp forvete yolluyordu Jose Mourinho ve ona top şişirerek çevirdiği birçok da maç var işin ilginci. Cesc Fabregas Chelsea'den Monaco'ya gitti. Monaco da bu arada çok kötü durumda. Tekrar Leonardo Jardim'le sözleşme imzaladılar. 2,5 yıllık bir sözleşme. Yani Thierry Henry'nin ilk teknik adamlık deneyimi son derece başarısız oldu. Monaco da küme düşmemek için yeniden çareyi Jardim'le anlaşmakta buldu. Ryan Babel Beşiktaş'tan Fulham'a gitti. Denis Suarez Barcelona'dan Arsenal'a kiralık olarak geçen oyuncu Denis Suarez. Geçtiğimiz hafta içerisinde atılan ya da bir sayfa daha varmış. Gonzalo Higuain Milan'dan Chelsea'ye kiralık. Natalian Klein Liverpool'dan Bournemouth'a kiralık. İyi bir bek oyuncusu ama Liverpool'un bekleri bu sezon çok iyi iş yapıyor. Trent Arnold'la Robertson. Natalian Klein birkaç sezon öncesinin flash transferi olmasına rağmen Liverpool'dan ayrılmak durumunda kaldı. Michy Batshuayi Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Crystal Palace'a kiralık gitti. Samir Nasri kulüpsüzdü. Eski Antalya sporlu, doping cezası bitince West Ham United'a bedelsiz olarak gitti. Peter Crouch da Stoke City'den Burnley'e geçti, deneyimli oyuncu. Hafta içinde 24. haftada ya da diyebiliriz, atılan en güzel 10 golle gol devam ediyor. Premier Lig'de hafta içinde oynanan maçların en güzel 10 golü ekranlarınıza geliyor. Alexander Mitrovic ile başladık. Çok iyi yükseldi. Mitrovic topu köşeye gönderiyor bu kafa vuruşuyla. 9 numaradayız. Önde baskı geldi United savunmasında. Top kaybı. Barnes topu ağlara gönderdi. Çok sert bir şut. Kritik hata Herrera'dan. Devamında çok hızlı gelişti atak ve Barnes topu ağlara gönderdi. Wolverhampton maçındayız. Diogo Jota
Soluna baktı. Jota bıraktı. Jimenez kaleciyle karşı karşıya. Aşırtma vuruşu ve top ağlarda. Raul Jimenez. Jota'nın da yardımıyla çok güzel bir gole imza atıyor. 7 numara Bournemouth Chelsea karşısında çok rahat bir galibiyet elde etti ve bu galibiyeti mimarlarından Joshua King müthiş bir gole imza atıyor. Ceza sahası girişinden içeri çevrilen top ve çok sert bir şut Joshua King'den. Kepa'nın yapacağı hiçbir şey yok. Aynı maçtayız. Golün pasını veren Brooks bu sefer topla buluşuyor. Kaleciyle karşı karşıya. Rakibinden sıyralı sol ayakla bırakıyor Brooks. Üst üste iki gol izledik. Bournemouth'tan iki golünde aktörleri aynı. Burada pası King veriyor. Golü atan isim Brooks. Chelsea savunmasının yapacağı hiçbir şey yok. 5 numaradayız. Sadio Mane. Liverpool'da duvar pası başarılı. Sadio Mane savunmanın arasından yerden topu köşeye gönderdi. Maçın başında Liverpool'u bu golle öne geçiriyor. Senegalli forvet oyuncusu. Kalabalığın arasından bu yerden çok düzgün bir şutla ağlara gönderdi Sadio Mane. Farklı açılardan tekrar tekrar izledik bu golü. Dört numaradayız. Danny Rose ortaladı. Llorente'nin kafa vuruşu. Çok gol kaçırmıştı bu mücadelede ama burada çok önemli bir gole imza atıyor Fernando Llorente. Savunmacıya rağmen iyi yükseldi. Kalecinin uzanamayacağı noktaya gönderiyor Llorente. 3 numaradayız. Cardiff'te Mendes topu çekti. Mendes'in vuruşu köşeye gitti. Iwobi'yi çalımladı. Ardından sol ayakla çok sert bir şut Mendes'den. Bu açıdan daha güzel görüyoruz. Şık bir gole imza atıyor. Mendes aynı karşılaşmadayız. Lacazette. Lacazette rakibinden sıyrıldı. Ceza sahasına girdi. Yerden şutu top ağlarda. Fransız golcü orta sahadan topu ceza sahasına kadar taşıdı. Ardından da çok düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Haftanın en güzel golü Fulham'da Chambers'tan geliyor. Köşeye gönderdi Callum Chambers. Golleri izledik. Şimdi geçelim hala konuşulan konuya. Yani Jose Mourinho Manchester United ayrılığı. Çünkü şöyle bir durum var. Acaba Jose Mourinho yeniden en üst seviyede bir takımı devralabilecek mi? Gilen Balak önemli bir spor yazarı, uluslararası arenada tanınırlığı olan bir spor yazarı. BBC'deki köşesinde Jose Mourinho ile ilgili uzunca bir makale kaleme almış. Gördüğünüz gibi birkaç sayfadan oluşuyor ve bu makaleyi değerlendirirken yazım aşamasında birçok insanla konuştuğunu, geçmişte ve yakın geçmişte Jose Mourinho ile mesai arkadaşlığı yapmış, alt üst ilişkisi kurmuş, futbol sahasında birlikte olmuş birçok insanla konuştuğunu söylüyor. Dolayısıyla güvenilir bir kaynak gibi, her ne kadar öznel fikirler barındırsa da içinde, eğer bulursanız biz sizin için bir özetini de geçeceğiz ama derinlemesine de okumak isteyebilirsiniz. Jose Mourinho nerede hata yaptı, neden kendisini değiştiremiyor? Bu gibi futbolla ilgili konularda neden takıntılı ya da niye son görevlerinde futbolcularıyla problem yaşayarak ayrılmak zorunda kaldı? Hepsine geniş çerçeveden bakmış. Biz biraz daha dar bir pencereden sizlere aktarmaya çalıştık. İzleyelim sonra konuşalım.
yerinde saymak geriye gitmektir diye bir deyiş vardır. Bu günümüz futbolunda göze çarpan bir durum olarak karşımıza çıkmaya başladı. Gelişen modern futbol, modern futbolun bilim ve istatistiklerle harmanlanması mecburi bir gelişme itiyor artık hem antrenörleri hem de futbolcuları. Bu durumun en göze çarpan ismi Special One Jose Mourinho. 2000'li yıllarla başlayan inanılmaz yükselişi, o dönemin futbol akımını değiştiren oyun tarzı, yeni bir taktiksel anlayış ve bunların ardından gelen büyük başarılar ona Special One denmesine sebep olmuştu. 2001-2002 sezonunda Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto ile başladığı kariyer, onu günümüzde hala en çok konuşulan isimlerden biri yapacak en önemli adımdı belki de. Porto gibi Portekiz'in güçlü, Avrupa'nın mücadeleci ama yer edinmekte güçlük çeken kulübünü 2 sene içinde zirveye çıkarıyordu. UEFA şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Portekiz şampiyonluğu. Bunların hepsini 2 seneye sığdırıyordu. Bunları başarırken göze batan takım özelliği, kondisyonu kuvvetli, mücadeleci, taktiksel olarak kusursuza yakın takım savunması yapan, hücumda bitiricilik yüzdesi kuvvetli bir takım görüntüsü çizmesiydi. Günümüze geldiğimiz zaman artık futbol gelişiyor ve değişiyor. Mourinho'nun fark yaratan oyun tarzı, standart kulüpler tarafından bile uygulanabilen, çözülmesi kolay bir hal alıyordu. Artık herkes koşuyor, herkes iyi defans yapıyor, herkes mücadele ediyor. Fark yaratan özellikler değişti. Pas oyunu, kondisyona ve güce dayalı oyun, defansif oyun, dikine hızlı oyun. Bunların hiçbiri artık tek başına işe yaramıyor. Hepsini harmanlayan, rakibe göre taktiksel farklılıklar yaratabilen antrenörler ve onların takımları üst taraflarda kendilerine daha rahat yer buluyorlar. Tabii ki Mourinho için problem sadece teknik veya taktik anlamda değil. Günümüz futbolu saha içinde ne kadar değişiyorsa saha dışında da bir o kadar değişim gösteriyor. Başarılı teknik adamların tamamı kadrolarındaki oyuncularla özel bağlar kurabilen, tam anlamıyla arkadaş olabilenler. Artık despot teknik direktörler eskisi gibi saygı görmüyor. Yeni dönem yıldızları sanki bir altyapı futbolcusuymuş gibi ilgi ve sevgi bekliyor. Mourinho'nun bunu pek de iyi yaptığı söylenemez. Son yıllarda çalıştırdığı her takımda futbolcularla yaşadığı kavgalar, oyuncularını devamlı olarak medya önünde eleştirmesi takımı kamçılamadı, aksine kendisine karşı büyük bir nefret oluşturdu. Son düdükle beraber tribünleri tahrik edenler değil, koşup öğrencilerine sarılanlar kazandı. Analog futbolun en büyük temsilcisi Jose Mourinho, dijital dünyanın gelişmelerine ne kadar ayak uydurabildi, bu en büyük soru işareti. Şu ana kadar çok başarılı olduğu söylenemez. Dijital futbolun geliştiği ve her geçen gün daha da ileriye gittiği bu dönemde analog futbol anlayışı artık tarih oluyor. Jose ve onun gibi geçmişin büyük antrenörleri günümüzde de ayakta kalmak istiyorlarsa eğer değişime ayak uydurmak zorundalar. Çünkü değişim kaçınılmaz. Tekin Barak'ın seçtiği görüntülerle bandı izlediniz. Son derece güzel olmuş. Sonu da manidar olmuş. Tabii uzun bir makale olduğunu söylemiştim. İçinde bazı noktalar var. Spor psikologlarıyla da mentörleriyle de konuşmuş, durum değerlendirmesi yaptırmış Gülen Balak. Bir kere Jose Mourinho ile ilgili olarak şunu net şekilde söylüyor Chelsea kulübündekiler. İlk döneminde de çalışan yani 2000'li yılların başındaki Jose Mourinho takımında da bulunanlarla sonrasındaki geçtiğimiz senelerde ayrıldığı Jose Mourinho takımında bulunanlar iki farklı Jose Mourinho geldi diyorlar. Öncekiyle şimdikinin arasında fark yok, büyük fark var diyorlar. Ayrıca Jose Mourinho'nun iki kimliğinin olduğu da söyleniyor. Yani genel anlamda zaten teknik direktörlerin ya da bu tür performans mesleği icra eden, kamuoyunun önünde bir şeyleri yönetmeye çalışan insanların genelde iki karakteri olabiliyor. İki karakter demeyelim de yansıttıkları ve yakın çevreleriyle gerçekten paylaştıkları karakterleri ki bu son derece normal. Jose Mourinho'da da bu gerçeği görüyoruz. Bunun dışında yeni nesil futbolcularla ilgili olarak neden Jose Mourinho son dönemde sıkıntı yaşıyor? Çünkü Jose Mourinho'nun geleneksel takımları kapalı defans yapan, takım disiplinine son derece sadık ve atletik ve fiziki kapasiteleri çok yüksek oyuncular ama yeni nesil futbolcuların artık topa daha fazla sahip olmak isteyen, topu yönlendirmek isteyen ve savunma yapmaktan ziyade tabii ki savunma futbolun bir gerçeği iki yönlü bir spor savunma, hücum ve savunma futbol. Topa hükmetmek ve
oyun oynamak isteyen futbolcular olduğu söyleniyor ki Pogba ile yaşadığı sıkıntılı durumun ana gerekçelerinden birisi bu. Hatırlarsınız Pogba Manchester United olarak sürekli atak yapmamız lazım. Bizim 1-0'ı değil 2-0'ı 3-0'ı hedeflememiz gerekir şeklinde bir cümle söylemiş ve teknik direktör Jose Mourinho'nun sistemini de eleştirmişti. Ayrıca Manchester United'daki son dönemiyle alakalı şu notu veriyor BBC'deki sütununda Gilen Balak. Manchester United'da korku ve güvensizlik üzerine bir yapı inşa etti. Eskiden bu olabiliyordu. Bu tür durumlardan takımı motivasyonla çıkartabiliyordu ama artık böyle bir atmosfer yok futbol içerisinde ve bu korku ve güvensizlik atmosferi negatif baskı takıma çok olumsuz sirayet ettiği için gördüğünüz gibi Jose Mourinho ayrıldıktan sonra da bir anda sanki yaydan çıkmış ok gibi fırladı. Son olarak hiç beklenmedik şekilde Burnley ile berabere kaldı Manchester United ama 8 maçta 8 galibiyeti vardı. 9 maçta 8 galibiyete düştü bu istatistik. Yine de çok ciddi bir değişim yaşandı. Manchester United'da da birlikte çalıştığı Rui Faria'nın da ayrılmış olması Jose Mourinho'nun başarısızlığında, son dönemdeki başarısızlığında önemli etkenlerden birisi. Ve şu değerlendirme var. Kendi başarısı biraz kendi katili de oldu. Bu başarısının getirdiği bir körlük yaşadı ve uyaranı da yok deniyor Jose Mourinho'yu. Halbuki büyük liderler kendisine doğruları, gerçekleri söyleyen, yanında yardımcılara ihtiyaç duyarlar. Bunu söyleyen birisi yok. Acaba Jose Mourinho ihtiyacı olan değişimi sağlayabilecek mi, sağlayamayacak mı? Bunu zaman gösterecek ya da sağlayacak mı? Hangi kulüpte sağlayacak? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Paris Saint-Germain deniliyor. Olabilir ama Paris Saint-Germain Fransa Ligi'nin tek takımı neredeyse. Jose Mourinho'nun geçmişte yaptığı açıklamalar var hatırlayacaksınız. Özellikle Guardiola Bayern Münih'e gittiğinde şunu söylemişti. Almanya'da Bayern Münih'i çalıştırmak çok vizyoner bir hareket değil. Çünkü Bundesliga'nın çapı belli. Bayern Münih de oradaki tek kulüp ve o da başarı garantisi benim için uygun bir atmosfer değil demişti. Paris Saint-Germain de Fransa'nın Bayern Münih'i bir anlamda, üstelik daha da güçlü. Çünkü çok da sağlıklı bir futbol atmosferi yok Fransa'da bu anlamda, ekonomik anlamda. Evet, reklama gidebiliriz. Reklamlar için şöyle bir görüntü seçtik. Biraz yüzümüze gülümseme olsun. Geçtiğimiz ay içerisinde, geride bıraktığımız Ocak ayı içerisinde Premier Lig'de saha içerisinde enteresan görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerle Gole kısa bir ara veriyoruz. Whatsoever, can't score a goal. It's a big problem for a football team. Oh, that breaking into the box. Oh, goodness me. You can't do that, unfortunately.
shouldn't laugh. It might have been better not winking. Ardı ardına güzel görüntüler, önce ayın gülümseten görüntüler, ardından da saha içerisinde Premier Lig'de yapılan klas hareketlerle karşınızda olduk. Şimdi La Liga'ya geçmenin vaktidir. La Liga'da Barcelona şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor. En büyük rakibi normalde Real Madrid ama Real Madrid sezona çok kötü başladı. Julen Lopetegui yönetiminde ardı ardına gelen mağlubiyetler sonrası Santiago Solari beklenmedik şekilde A takıma yükseltildi. Başta biraz bocaladı, ardından özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kaybedilen bir maç var. Ardından toparladı Santiago Solari. Bunu nasıl gerçekleştirdi? Marca gazetesi bir değerlendirme yapmış. Ben de onu bizim dilimize çevirip biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalıştım. Birlikte izleyelim Real Madrid'e son durum şu. Real Madrid sezon başındaki sancılı dönemi atlatmış gibi görünüyor. İspanyol kamuoyunun tepkisini alma pahasına, Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui ile anlaşan Eflatun Beyazların beklentisi büyüktü. Lopetegui'yi zorlu bir görev bekliyordu. Kulübede Zidane'ın yerini doldurmak, sahada da Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu hissettirmemek. La Liga'ya görece fikstür avantajıyla iyi bir başlangıç yaptı Real Madrid. 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik. Real Madrid için tehlike çanları ise Sevilla deplasmanında çalmaya başladı. Sezonun flaş ekibi Sevilla, neredeyse top göstermeden Real Madrid'e 3 gol birden atınca akıllarda soru işaretleri belirmeye başladı. Sevilla maçıyla başlayarak 5 maçta sadece 1 puan alabilen Eflatun Beyazlılar, 481 dakika gol atamayarak şaşkınlık yarattı. 5-1 kaybedilen Barcelona maçı sonrası Lopetegui ile yolların ayrılması kaçınılmaz olmuştu. Sürpriz olansa Santiago Solari'nin takımın başına getirilmesiydi. Valladolid ve Celta Vigo'yu yendikten sonra Eibar'a yenilen Real Madrid'de toparlanma süreci Valencia maçıyla başladı. Solari ile çıkılan 11'lik maçında 8 galibiyet alan Eflatun Beyazlar hala Barcelona'nın 10 puan gerisinde ancak gelecek için umut veriyor. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Marca, Real Madrid'deki gözle görülür düzelmeyi birkaç nedene bağlıyor. Solari'nin birçok teknik adamın aksine antrenman performansına çok dikkat ettiğini belirten gazete, Solari'nin kim formdaysa o oynar mottosuyla takımı idare ederek oyuncuların güvenini kazandığını belirtiyor. Vinicius Junior'ın formayı almasını ve Regulo'nun takıma katkı sağlamasını buna bağlayan Marca, Karim Benzema'nın da Solari'nin gelişiyle beklenilen seviyeye ulaştığına dikkat çekti. Marca, futbol kamuoyunda artık Real Madrid'in bir 9 numaraya ihtiyacı var eleştirisinin yapılmadığı değerlendirmesinde de bulundu. Gazeteye göre son olarak Espanyol'u deplasmanda 4-2 yenen Real Madrid'in ortaya koyduğu futbol çok daha farklı bir galibiyet hak ediyordu. Şampiyonluğun çok uzak bir hedef olduğunu kabul edecek olursak Real Madrid için yine en gerçekçi hedef Şampiyonlar Ligi olacak. Kral Kupası ise kimseyi tatmin etmeyecek.
Kral Kupası kimseyi tatmin etmeyecek kuşkusuz ama Kral Kupası'nda da şöyle bir manzara karşımıza çıktı. Kral Kupası'nda da rakip Barcelona olunca Kral Kupası da çok önemli bir sonraki turda iki maç yapacaklar. Üstüne bir de ligdeki El Clasico gelince ardı arkaya Real Madrid-Barcelona maçlarını izleyeceğiz. Bu hafta Alaves'le karşılaşıyor Real Madrid. Bu sezon Alaves ligin flash ekiplerinden birisi. Üçüncü sırada Real Madrid. 5 puan farklı Atletico Madrid'i takip ediyor. Atletico Madrid'e yetişme şansı tabii ki var. Üstelik Madrid, Atletico Madrid, Betis deplasmanında bu hafta. Yani bu hafta aslında kritik bir hafta. Barcelona Valencia ile oynayacak. Hani şampiyonluk çok uzak bir ihtimal. 10 puanlık marj devam ediyor. Ama tabii ki en azından ikinci olup biraz daha durumu sağlamlaştırmak isteyecektir. Real Madrid'de teknik direktör Santiago Solari Şampiyonlar Ligi'de öncelikle hedef gibi ama geçmiş senelerden daha farklı bir Real Madrid takımı olduğunu söylemekte fayda var. Son olarak biraz önce Bant'ta da vardı. Espanyol deplasmanında gerçekten de iyi futbol ortaya koydular. Takımın yeni genç futbolcularının takıma adaptasyonu son derece başarıyla ilerliyor. Özellikle Vinicius Junior, Ronaldo'dan sonra o kanatta forma giymek ve aynı şekilde gol katkısı vermek tabii ki gerçekçi olmazdı ama genç bir oyuncu kazanıyor. Real Madrid gibi gözüküyor. Bazen de şunu söylemek istiyorum. Hani biraz önce Ole Gunnar Solskjaer'la alakalı bir şeyler söyledik ya. Santiago Solari için de bu geçerli. Çok fazla ya da çok farklı bir şeyler yapmanıza gerek kalmıyor bir dönem kapandıktan sonra. Sadece birkaç ufak rötuş, düzeltme ya da futbolcularla kurulan iyi diyalog onların performansının yükselmesini ve sahada sonuçların gelmesini de sağlıyor. Olabilir. Real Madrid'de de bu olduğu gibi gözüküyor. Transferler şöyle. İspanya'da da transfer defterini bu transfer sezonu için kapatalım. Frenkie de Jong, Ajax Barcelona. Frenkie de Jong sezon sonunda Barcelona'ya geçecek. 75 milyon euro. Brahim Diaz, Manchester City'den Real Madrid'e geldi İspanyol futbolcu. Emerson, Atletico Mineiro'dan Barcelona'ya 12 milyon euro. Sezon sonunda gerçekleşecek. Vicente Ibora, Leicester City'den Villarreal'e geldi. Bu arada Villarreal'de de teknik adam değişikliği yaşanıyor. Çünkü Villarreal çok da iyi bir pozisyonda değil. En ilginç transferlerden birisi Kevin Prince Boateng Sassuolo'dan Barcelona'ya kiralık olarak geçti. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek? Kalıcı bir kontrat imzalayabilecek mi? Alvaro Morata Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Jason Murillo Valencia'dan Barcelona'ya kiralık olarak geçti. Onun da imza törenine küçük kızı damga vurmuştu önce imza atarak. Todibo Toulouse'dan Barcelona'ya geçen bir diğer oyuncu. Rodrigo Santos'tan Real Madrid'e 45 milyon euro sezon sonunda gerçekleşecek bir transfer şimdiden sözleşmesi imzalandı. Evet, İspanya ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. İtalya'da da bakalım transfer sezonunda ne gibi hareketlilik olmuş. Bu arada İtalya Kupası'nda Juventus elendi Atalanta'ya. Atalanta'da son derece golcü bir takım. Çok da iyi futbol oynuyorlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde Roma karşısında 3-0 yenik duruma düşmesine rağmen Atalanta 3-3'ü buldu, 4-3'ü de bulabilirdi. Duan Zapata, Martinez gerçekten etkili oyuncular. Ve Juventus'u da İtalya Kupası'ndan eli boş gönderdiler. Hangi transferler gerçekleşti İtalya'da? Pacueta Flamengo'dan Milan'a. Krzysztof Piątek bu sezonun flaşı. Polonyalı golcü yine Milan'a geçti 35 milyon euro bedelle ki o da İtalya Kupası'nda duble yaparak hemen gelir gelmez etki gösterdi. Higuain arar mıyız diye düşünüyordu Milanlılar ama bir baktılar ki Piątek bir gol makinesi gelir gelmez de atmaya başladı. Manolo Gagliardini'nin Premier Lig macerası kısa sürmüş gibi gözüküyor. Gagliardini parladığı kulübe Sampdoria'ya dönüyor. Napoli'ye geçmişti. Napoli'de de beklentileri karşılayamamıştı Gagliardini. Mehdi Benatia Juventus'dan Arap Yarımadası'na giden bir futbolcu oldu. Luis Muriel Sevilla Fiorentina. Mehdi Benatia hep Türkiye ile yazılıyordu ama tercihini farklı kullandı. Frank Kessié Atalanta'dan Milan'a kalıcı kontratla geçti. Zaten Milan'da forma giyiyor biliyorsunuz. Yakup Yankı Udinese'den Sampdoria'ya 15 milyon euroya geçti. Simone Zaza bir dönem milli takıma kadar yükselmişti. Valencia'da da iyi işler yaptı. Bazı maçlar oldu ama Torino'nun yolunu tuttu. Radu Inter'den Genoa'ya, Pedro Neto'da Braga'dan Lazio'ya geçen bir oyuncu 5 milyon euro bedelli. Şimdi İtalya deyince yakın geçmişte İtalyan futboluna damga vurmuş önemli yıldızlardan birisi. Hatta şöyle son olarak altın topu Ronaldo ve Messi'den önce kazanan isim biliyorsunuz Kaká'ydı 2007 yılında.
Milan için çok önemli, çok değerli bir futbolcu. UEFA'nın hazırladığı bir bant var. Güzel bant. Fenerbahçe maçı da var. Milan Fenerbahçe hatırlarsınız. Son dakikalarda attığı bir gol var. Milan'dan forma giydiği dönemde Kaka kendi ağzından attığı en güzel 3 golü anlatıyor. İlginç bir bant, seyredelim. É o gol contra o Celtic nas oitavas de final da Champions League em 2007. O jogo já estava na prorrogação. Pega uma bola no meio de campo. Dou uma arrancada, chuto na saída do goleiro. Passa por baixo, um jogo muito difícil, um gol na prorrogação. Um jogo também muito difícil, que o jogo estava empatado. Eu pego uma bola no meio de campo e vou correndo em diagonal. Chuto na saída do goleiro por baixo, faço o gol 2-1. E realmente, gol histórico aí, memorável para mim. O gol número 1 na Champions League foi o gol na semifinal contra o Manchester United no Old Trafford. Dida lança a bola, eu um chapéu assim, trago a bola para dentro. Os dois zagueiros, Heinz e Evra, vêm para a dividida, eu ponho a cabeça, a bola passa no meio dos dois. E aí na saída do Van der Sar, eu só coloco a bola. Realmente um gol assim para mim muito especial pela importância do jogo, sendo final do Champions e também pela beleza. Futbolda 10 numaraların devrinin tamamlandığını artık hepimiz biliyoruz. Uzun zaman bunun bu tür stüdyolarda muhabbetini, sohbetini yaptık. Kaka o değişen 10 numaraların ya da daha aktif olan, defansif yönünde oynayabilen, top taşıyan, sadece kale, rakip kale çevresinde iş yapan değil de oyunun her alanına sirayet eden 10 numaraların öncüsüydü. Fenerbahçe'ye attığı gol bizim kalbimizi kırmıştı. Çünkü şöyle de bir durum var. Fenerbahçe istediği skoru bulmuşken bir kontra atak pozisyonuyla Kaka gerçi ip gibi gidiyor. Fenerbahçeli futbolcuların defalarca kendisini yere indirmede şansı var ama yapmıyorlar. Golü dağıtıyor. Gerçekten güzel gol. Diğer gol daha da güzel. Gabriel Heinze ve Evra'nın arasından kafasını soktu. Kaka çok olağanüstü, çok özel bir futbolcuydu. Gollerini de böyle anlattı. Şimdi sırada biraz önce transferleri masaya yatırdık ya, daha doğrusu kısaca grafiklerle size verdi ki orada Frankie de Jong'un transferi vardı. Önemli bir transfer Barcelona açısından. Barcelona ve Ajax arasındaki tarihi bağlar da kuvvetli biliyorsunuz. Özellikle Johan Cruyff'la alakalı olarak. Johan Cruyff döneminden sonra Barcelona'ya gelen 20. Hollandalı futbolcu oldu Frankie de Jong. Ve bu transferi de Barcelona kulübü bu bilgi üzerinden kurguladığı bir videoyla duyurdu. Cruyff hem Ajax'ın hem Barcelona'nın simgelerinden birisi. Ayrıca Barcelona simgesi ve çok da başarılı bir teknik adam, bir felsefe yerleştirme konusunda Barcelona'ya. Ama 1994'teki Atina finalini hatırlıyoruz. Atina finali Capello'nun Milan'ıyla Cruyff'un Barcelona'sı karşılaşmış. 4-0 Milan kazanmıştı. Neden bu girişi yaptım? Cruyff döneminde oynayan en önemli futbolculardan birinin doğum günüydü geçtiğimiz hafta. Romario benim şahsen en beğendiğim forvet oyuncularından birisi. Gelmiş geçmiş Romario'yu da gol programında hatırlamadan olmazdı. 1966, 29 Ocak 1966 doğumlu Romario. PSV Eindhoven'da forma giydi Vasco da Gama'dan sonra. Ve PSV Eindhoven'da geçirdiği 5 sezonda
3 Hollanda Ligi şampiyonluğu kazandı. Olağanüstü bir futbolcuydu. Zaten gollerinde birkaç golü daha var. İzleyince genç arkadaşlarımız eğer hatırlamıyorsa, yoksa benim kuşağımda olan herkes Romario'yu tabii ki biliyor. 1994 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya kupayı getiren oyunculardan birisiydi ayrıca. Şöyle de bir özelliği var. 1000 gol barajını geçen bir oyuncu. Tabii bu kayıtlar biraz sağlıksız tutulmuştu. Ben o zaman hatırlıyorum. 2007'de futbolu bıraktı. 1000 golü geçtikten sonra da futbolu bıraktı ama 40 yaşına, 41 yaşına kadar sırf 1000 golü geçmek için forma giymeye devam etti Romario. O rakamlarda pek sağlıklı tutulamadı işin açıkçası ama tarihe 1000 gol atan ikinci futbolcu olarak Pele'den sonra geçmeyi de başardı. Programı kapatıyoruz. Kapatmadan önce her zaman olduğu gibi sizler için seçtiğimiz maçların oranları. Kasımpaşa Demir Grup Sivasspor oranlar 1.75, 3.30, 3.10, 2.5 altın oranı 2.15, 2.5 üst 1.35. Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 2.80, 3.20, 1.90, 2.5 alt, 2.05, 2.5 üst 1.40. Aytemiz Alanya Spor Galatasaray 1'in oranı 2.80, beraberlik 2.95, 2'nin oranı 1.95, 2.5 alt 1.70, 2.5 üstse 1.65 olarak belirlenmiş. Golün sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.